Merhaba gençler, YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle çantı yayınları kazandığım soru bankası üstü ifadeler gençler test 15'te dersimize devam ediyoruz. Gençler, birinci sorumuza başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar, hazırsak birinci sorumuza dersimize başlayalım. Aşağıdaki oyunda ekranda çıkan üstü ifadenin pozitif veya negatif olduğunu seçerek robotun hareket etmesi sağlanmaktadır. Robotun son noktaya bulunduğu noktada ise özel bir hediye, ödül kazanılmaktadır. Gerçi oyunun kurallarını vermiş. Benden peki ne istiyor? Buna göre oyunu oynayan Eymen, ekranda çıkan sayılar sırasıyla yukarıdaki gibi olduğunda hangi noktadaki ödülü kazanır diyor. Şimdi oyunun kurallarına baktığımız zaman gençler, sonuç pozitif ise 3 birim sağa ilerler. Sonuç negatif ise 2 birim aşağı ilerleniyor. Eğer oyun alanı yetersiz gelirse aynı doğrultuda hareket edecek şekilde aynı doğru parçasının başından oyun alanına girip eksik adımı varsa ilerler deniyor. Peki gençler, o halde birinci adımdaki sayıyla başlıyorum. Eksi 5'in karesi. Gençler 2 çifttir ama eksinin üzerine değil. Yani parantez olmadığı için eksi bir sayıdır. Ne yapacağız burada? Negatifse 2 birim aşağı geleceğiz. Bakın buradan başlıyorum. 2 birim aşağıya. Buraya geldim. İkincisinde eksi 10'un karesi. Eksi 10'un sıfırıncı kuvveti. Sıfır çifttir ama yine parantez yok. Yine negatif bir sayıdır. 2 birim daha aşağıya geldim. Bakın buradaki noktadayız. Üçüncü adımda eksi eksi 2'nin karesi. Şöyle yazalım. Gençler öncelikle eksi aynen yazdım. Eksi 2'nin karesine kare çifttir. O halde bu artıya dönecek. Artı 2'dir. Eksi ile artıyı çarparsak da yine eksi 2'dir. Pardon, eksi 4'tür gençler bu. Eksi 4'tür diyoruz. Yine negatif bir sayıdır. O halde bakın aşağı 2 birim inmem gerekiyor. 1 birim indim. Oyun alanı yetersiz olduğu için gençler yine yukarıdan, bakın tekrar bir birimde yukarıdan iniyorum, son durumda buradayız. Şimdi dördüncü sayımıza geldim. Eksi, eksi 3'ün 3. kuvveti. Şimdi eksiye aynen yazdım. Eksi 3'ün 3. kuvveti eksi 27'dir. Eksi ile eksiyi çarparsak artı 27 olur. Evet, bu da pozitif bir sayıdır. Pozitif olduğu zaman 3 birim sağa gidiyoruz. 1, 2, 3 birim sağa gidersem son durumda K'deki ödülü alırız. Ve A seçeneği sorumuzun doğru yanıtı olur deriz. Evet sevgili gençler, devam edelim. Bir sonraki sorumuza geçelim. Ardışık 2 ya da 3 pozitif tam sayının karelerin toplamına eşit olan sayılara kardeşlik sayı denir. 2 veya 3 tane gençler. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kardeşlik sayı değildir diye soruyor. Şimdi gençler 25'i mesela 3'ün karesi ve 4'ün karesi diye düşünürsem 3'ün karesi 9'du, 4'ün karesi 16, toplamları 25'tir. Bakın bu kardeşlik bir sayıdır. Şimdi 3'ün karesi ile 4'ün karesi ne yaptı gençler? 25 yaptı. Bir de başına 2'nin karesi dersem, çünkü ardışık 3 sayıda olsa oluyordum. 4 artı 9 artı 16'dan topladığım zaman 29 yapar. Bakın bu da kardeşlik bir sayıdır. Peki 41'im. 4'ün karesi 16 idi. 5'in karesi 25. 16 ile 25 toplarsak da 41 eder gençler. Bakın bu da kardeşlik bir sayıdır. O halde D şıkkındaki 52 sayısı kardeşlik bir sayı değildir diyoruz. Evet, devam edelim gençler. 3. soruya geçelim. Ahmet öğretmen kapağı şeffaf olan spiralli bir defterin üzerine 6 tane üstü ifade yazmıştır. Öğrencilerden ise bu sayıların sonucu negatif olanları tespit etmelerini istemiştir. Şeffaf kapağın doğru bölgeleri boyanıp kapatıldığında ise sadece negatif olanların gözükmesini istemektedir. Evet, pozitif olanları kapatacağız. Negatifler gözükecek diyor. Buna göre şeffaf kapağın boyalı hali aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi gençler eksi 3'ün karesinde, bakın kare çift ama parantez olmadığı için bu sayı eksidir. Eksi 9'dur. Eksi 2'nin 4. kuvvetinde parantez olduğu için artı 16. 4 zaten pozitifti. Artı 64. Evet, eksi. Eksi 5'in karesi artı 25 yapar. Eksi ile artıyı çarparsak da eksi 25'tir. 7'nin 1. kuvveti artı 7'dir. Eksi 10'un 0. kuvveti eksi 1'dir gençler. Burada ne yapmasını istedi gençler? Bizden pozitif olanları kapatacağız. Bakın gençler, bunu kapatmak için ortadakini boyamam gerekiyor. Şöyle kapalı olması gerekiyor. Artı 64'ü kapatmak için kapandığı zaman burasına denk gelir gençler.
Buranın boyalı olması gerekir. Bir de artı 7 için şu ortadakinin boyalı olması gerekir. O halde baktığımız zaman Denizli şıkkı, bakın buradaki kurala göre boyalıdır. O halde D şıkkı sorumuzun doğru yanıtı olur deriz. Evet sevgili gençler, devam edelim. Bir sonraki soruya geçelim. Evet, küme ile ilgili bilgiyi vermiş gençler. Aşağıda K kümesinin elemanları liste yöntemiyle gösterilmiştir. K kümesinin eleman sayısının 9 olması için bu kümenin son elemanı aşağıdakilerden hangisinin değeri yazılamaz. Şimdi gençler, kümenin elemanı olması için küme biz liste yöntemiyle gösterirken her elemanı bir kere yazarız gençler. Yani ben burada -27, -16, -12 gibi sayıları bir kere kullanacağım. O halde bana verilen şıklardaki sayıların değerine bakalım. -2'nin 4. kuvveti -16'dır. -2'nin 5. kuvveti -32. Artı 3'ün 3. kuvveti +27. -3'ün karesi de -9'dur. Şimdi gençler bakın, buraya -9 yazılabilir D şıkkındaki. Eğer -9 yazılırsa 9 tane eleman olur. +27 yazılabilir. -32 yazılabilir ama bakın -16 burada olduğu için gençler yazılamaz diyorum. Çünkü -16 olduğu için buraya ben herhangi bir değer yazamam kare yerine. Bundan dolayı benim sorumun cevabı A şıkkıdır deriz. Evet, devam edelim. Olmak üzere A küçüktür, B küçüktür, 0, o da küçüktür, C'dir. Verilen bir bilgiye göre X, Y, Z yerine sırasıyla aşağıdakilerden yazılabilecek doğal sayılar aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi gençler öncelikle dikkat ederseniz C'nin 0'dan büyük olması gerekiyor. Yani pozitif bir sayı olacak. Şimdi -2'nin gençler kuvvetinin pozitif olması için kuvvetin ne olması gerekir? Çift olması gerekir. O halde Z yerine mutlaka çift sayı yazılacak diyorum. Bakın burada 3 olduğu için, burada da 5 olduğu için B ve D şıklarını eliyorum. Şimdi A seçeneğiyle başlayalım. Bir de yerlerini koyalım. A'da -2'nin X gördüğüm yeri 4 yazıyorum. -16'dır. B'ye geldiğim zaman -2'nin 5. kuvvetim -32'dir. Evet, C'de de 6 yazarsam -2'nin 6. kuvveti +64'tür. Şimdi A B'den küçük olacaktı şimdi gençler. Şurayı bir sıralayalım bir. Bakın -16 A'nın değeriydi gençler. A küçüktür B. O da küçüktür 0. O da küçüktür C'ye yarıyoruz. Şimdi gençler -16 A'nın değeriydi. -32 B'nin değeriydi. Şimdi -16 -32'den küçük değil gençler. Büyüktür. Bakın burada uymadığı için A şıkkını eliyoruz. Çünkü -16'nın daha küçük olması gerekiyordu. Bundan dolayı A şıkkı gider. Bir de C'ye bakalım. Hemen A'nın değeri X yerine 8 yazıyorum. -2'nin 8. kuvveti -256. B'de 7 yazıyorum. -2'nin 7. kuvveti -128. Bir de C'nin değeri -2'nin 0. kuvveti. Bu da ne yapar gençler? 0 olduğu için, çift olduğu için +1'dir. Şimdi A küçüktür B, o da küçüktür 0 ve küçüktür C demiştik. Şimdi baktığımız zaman A'nın değeri -256. Küçüktür B'nin değeri -128. Küçüktür 0, küçüktür +1. Bakın bu sıralama doğru olduğu için sorumun yanıtı C şıkkıdır diyorum. Ve C şıkkını doğru yanıt olarak işaretliyoruz. Evet gençler, bu soruyla da dersimi burada bitiriyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere gençler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.